Mutlu günler değerli izleyenler. Spor Aktüel'le bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Bugün tekvando konuşacağız ve konuğumuz eski milli tekvandocu, tekvando milli takım eski antrenörü Nedim Kuşçu olacak. Sayın Kuşçu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet, önce izleyicilerimize bir hatırlatma yapalım. Facebook ve Twitter'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınız, yönelteceğiniz sorular, paylaşacağınız görüşler olabilir. Peki Nedim Kuşçu kimdir? Öyle başlayalım. Biz sizi tanıyoruz. Eski bir tekvandocu. Tekvando'da önemli bir yer edinmiş bir isim. Daha geniş bir biçimde tanıyalım sizi isterseniz. Evet. Öncelikle bu imkanı sağladığınız için size ve Hak TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Nedim Kuşçu. 1970 Malatya Pütürge doğumluyum. Tam 40 yıldır İstanbul Güngören'de ikamet ediyorum. Evet. 30 yıldır da tekvando'yla uğraşıyorum sporculuğumla beraber. 25 yıla da yakın işte bir işletmecilik yapıyorum. Spor salonu kendi adıma kurduğum spor salonu işletiyorum. Faaliyetlerimizi aynı heyecan, aynı zevkle devam ediyoruz. Evet. Peki spor kulübü kurma düşüncesi nasıl gerçekleşti acaba? Şimdi aslında biraz ihtiyaç oldu. Biz askerimizi bitirip geldikten sonra bir altyapımız vardı. Çevremizde genişti. Çok talep oldu. Hem aile olsun hem işte çevremizde olsun. Ben ihtiyaç duyduğuna böyle artık karar verdikten sonra o olayı gerçekleştirdik. Güzel de oldu. Evet. Şimdi bakıldığı zaman bu kulüpte, kulübünüzde çeşitli sporcuların yetiştiğini görüyoruz. Önce ana felsefe nedir? Onunla başlayalım. Tabii bu katılan şampiyonalara da değineceğiz ama bu kulübü kurarken ana felsefe neydi acaba? Şimdi yöre halkına yönelik düşündüm ben önce. Gençlerin, evet, özellikle çocukların kalmış olduğumuz, yani yaşadığım olduğu o gün gören 1975 yılından sonra bayağı bir kırsaldı. Gelişmemişti. İşte evet, her tarafı işte tarla. Ve biz daha çok hemen işte okul çıkışı hemen elimize bir top alır. Hemen bir çift kale maç yapardık. İşte mahalle arası hemen giderdik. İşte 12-13 mahallemiz vardı. İşte her gün bir mahalleye giderdik. Orada gördüğümüz çocuklara derdik hadi bir takım arası maç yapalım. Onlar bizi davet ederdi. Biz onlara davet ederdik. Kişili ikili böyle. Biz bir şekilde devam ettik. Evet. Ve artık 1986'lı yıllara geldiğinde tamamen artık böyle ilçelerde işte spor salonları açılmaya başladı. Biz de hemen ilk açılan gün gününde spor salonuna hemen kaydımızı yaptırdık. Ve orada spor hayatımıza başladık. İşte 90'lı yıllara kadar, 91'lere kadar böyle devam etti. İşte askerliğimiz sürecinde de ben askerde de çok faydasını gördüm. Hemen orada işte asker arkadaşlarımıza sabah sporlarında egzersiz hareketleri yapmaya başladık. Orada hemen işte bize farklı görevler verildi. Buradan o arkadaşlara da yar ediyorum. Derken işte askerden hemen geldikten sonra spor salonumuzu kendi adımıza hemen toplandık aile bireyleri. İşte o yöre halkına, yöre gençlere nasıl hizmet edebiliriz? Önce felsefe oydu. Ve biz spor salonunu açtığımız zaman böyle uzak doğu sporlarına yönelik çok güzel düşünceler vardı. İnsanlar işte böyle filmlerde, biz de işte sinemalarda o zaman çok rahat izleyebiliyorduk. Çünkü o zamanlar bir tek TRT1 vardı. Ve o düşünceyle işte biz o salonumuzu kurduktan sonra işte tekvando branşında ben çok böyle çeşitli işte yeni açılan işte branşlar olsun, farklı branşlar olsun isim vermeyeyim. Çok teklifler geldi. Orada da hani işte bir belgenizi alın, burada da antrenörlük yapın. Ama ben bir tekvando dedim. Ben tekvandoda kalacağım. Tekvandodan alınacağım. Ve bir şekilde şu ana kadar öyle oldu. Tekvando'da bir sürü tabii ki başarılar elde ettik. Ama çok zor oldu. Evet. Peki ekranlara da geliyor şu anda salondan görüntüler, çalışmalardan görüntüler. Belli kategoriler var herhalde değil mi? Minikler, gençler. Evet, bizde işte 0-4-0-5 yaş öncelikle, evet, böyle yarı jimnastik. Tekvando böyle bir jimnastik, bale sert versiyonu bir spor. Herkese tavsiye edebilirim. Yani hiç yaşı yok. 3-4-5 yaşında yazın, evet, özellikle çocukları alıyorum. Motorik özellikleri iyi olan, kolu bacağı işte uzun olan, bizim spora biraz uygun olanları hemen işte çalıştırarak, iyi olanları işte işlerinden seçerek bir şekilde onları, hani çünkü herkes sporcu olacak diye bir şey yok. Herkes spor yapabilir ama, evet, sporculuk farklı bir şey. Yani çok uzun bir süreç istiyor. Fedakarlık istiyor. Aileden, okuldan hani bayağı bir süreç.
Bu şekilde işte böyle çalışmalarımız sürdü ve buraya kadar geldi. Evet, bu akıllı zaman uluslararası başarıların yanı sıra Türkiye'de de birçok kentte düzenlenen şampiyonalarda birincilikler elde ettiğini görüyoruz. Sporcularınızın, çalıştırdığınız sporcuların Ankara, Sırbistan, Azerbaycan, Antalya'da, Elazığ'da, Gaziantep'te, Konya'da, Kastamonu'da, Ordu'da çeşitli turnuvalarda elde edilen evet. başarılar var. Çünkü bunlara değinebilir miyiz acaba? Uzun bir süre, tabii 24-25 sene evet. spor salonu açtıktan sonra o yarışın içinde olmak gerekiyordu. Evet. Ama ben o yarışa girmeden önce bir şeye değinmek istiyorum. Yani Güngören gibi bir yerde bu yola çıkacaktık. İnsanları işte merdiven altın tabir edilen yerde spor yapıyorsun. Şimdi evet. insanlar seni tanımıyor. Evet. Gelip de bir merdiven altında işte burada spor salonu varmış, işte hadi biz çocuğumuzu teslim edelim gibi çok zorluklarla karşı karşıya kaldık. Ve biz nasıl bu insanlara ulaşabiliriz dedik. Çünkü merdiven altında bekliyorsun, insanlar sana gelmez, senin evet. gitmen gerekiyor. Altyapımız işte dediğim gibi sporculuk dönemimizde arkadaşlarımı topladım. Sokaklara çıktık. Sokaklarda bağıra bağıra, elimizde Türk bayrağı, işte tekvando, kung fu, kickboks elbiseleri giymiş. İşte bağıra bağıra insanlar çıkıyor camlara, pencerelere, işte trafiğin önünü kestik, dedik ki yani bu tekvando. İnsanlar şaşırıyor. Tabii o ara hani yeni yeni böyle işte uzak doğu sporları gündemde. Akrobatik hareketleri iyi olan, motorik özellikleri iyi olan çocukları hemen öne attık. Zıplamalar, taklalar işte bunlar işte dedik tekvando. Bakın siz de yapabilirsiniz. Bir anda etrafımda yüzlerce insanı gördüm. Ve orada hemen işte ilanlarımızı, afişlerimizi, işte telefonlarımızı vermeye başladık. Pazartesi, salı günü işte salonumuza geldiğimizde farklı bir olayla karşı karşıya kaldım. Evet. İnsanların artık geldiğini gördük. Derken o heyecanla biz bunları sürdürürken tabii boş kalmadık. İşte bunu çarşılara, pazarlara, işte sokaklara, halk eğitimlerine, aklına gelecek olan her yere göster anlamda ben o insanları oraya çıkararak işte ısrarla bu tekvando, işte bu spor, işte siz de yapabilirsiniz. Okulların içine girdik, işte okul müdürlerinden yardım istedik, sınıfların içine girdik. Şampiyon sporcularımızdan bakın arkadaşlar bu tekvando. Dünyadaki konumu bu, bakın 80-100 milyona yakın artık dünya bu işi yapıyor. Evet. Artık biz de Türkiye olarak yapalım gibi. Hani çok bedeller ödedim. Yani öncelikle o çocukları oraya çekmek. Çünkü bir sporcuyu yani uluslararası taşıyabilmek için 5 sene gerekiyor. O 5 sene sizde kalacak. Yani her akşam haftanın 3 günü, 4 günü, 5 günü gelip 2 saat antrenman yapacak. Sizden beraber çalışacak. Yani okulu var, ödevi var, işte tatili var. Bunlardan bir şekilde fedakarlık yapacak. Yani çok zorlandığımız oldu. Ama ben severek yaptığım için pes etmedim. O çocuklarımızdan, özellikle Güngören'in çocuklarıyla buraya kadar geldik. Evet. Tabii bu tam anlamıyla bir başarı hikayesi. Çünkü nereden gelinmiş ve neler yapılmış. Bir kez daha tekrarlayalım. Üniversiteler arasında dünya üçüncülüğü var. Bunun yanı sıra Avrupa takımlar milli takım seçmesine giden oyuncular var, sporcular var. Azerbaycan'da uluslararası ikincilik elde edildiğini evet. görüyoruz. Bunlar tabii kolay olmadı herhalde, değil mi? Yani şimdi bir hikaye anlatayım. Şimdi 51 kiloda şampiyon oluyorsun Türkiye. Evet. Fakat Türkiye milli takımı da dünyada yer edebilmek için, çünkü yani işte 80-81 yılında biz Türkiye'de federasyon olduktan sonra artık federasyon başkanları da artık bir çıta yükseltmek için bir de olimpik bir branş bayağı bir kadro kurmuşlar. Mesela 15-16 yaşında çocuğu çıkartıp Türkiye şampiyonu yapıyorsun. Şimdi milli takım diyor ki hocam tamam senin çocuğun çok iyi gerçekten ama biz 51 kiloya işte hani isim vermeyeceğim şu sporcumuz hazır. Yani dünya şampiyonasına götüreceğiz. Ama diyorum ki bakın bu da yani o başarıyı elde etmiş. Yani ama 51 kilodan vazgeçemez diyor. Şimdi hani 51 kilo olan sporcuyu bu sefer 55'e hemen 2-3 kilo aldırarak 55'e hazırladım. 55'te gittik. Türkiye şampiyonu olduk. Bugün işte siz de orada görebiliyorsunuz. Hemen oradan Hırvatistan Zagreb, ben de orada milli takım antrenörü evet. yapıyordum. Beraber gittik. Orada yine Türkiye şampiyonu olduktan sonra uluslararası şampiyon olduk. Geldik. Dediler ki 55 kiloda dolu. 55 kiloda çok kuvvetli bir sporcumuz var ve biz onu olimpiyatlara hazırlıyoruz. 2004 olimpiyatlarına hazırlıyoruz. Şimdi geri geldik dedik bunu 59 yapabilir miyiz? 63-67 derken 67'de yine Türkiye şampiyonu, dünya üçüncü, uluslararası şampiyonu gibi çok böyle hani o kilolarla da sikletlerle de sıkıntı yaşıyorsun. Yani şimdi Türkiye'nin bir kurulu bir kadrosu var işte siz de takip ediyorsunuz. Tekvando bugün dünya sıralamasında çok ön planlarda işte 2004'te, 2008'de, 2012'de
olimpiyatlarda madalya çıkarmış bir branş tekvando. Evet. Yani Türkiye'de şu an 2016 için kilitlenmiş vaziyetteyiz. İki tane sporcumuz yine çok güzel hazırlıklar içerisinde şu an. İkisine şu an başarılar diyorum. Servet ve Nur kardeşimize inşallah 2016'da bütün federasyon şu an tamamen 2016'ya ve olimpiyatlara kilitlenmiş durumda. Çünkü 2012'de biz olimpiyat şampiyonu, olimpiyat ikisi çıkarmışız. Tabi çıtayı daha da yükseltmek için. Yani bu 2'de 2 inşallah bekliyoruz. Yani o zorluklar içerisinde biz de o yarışların içerisinde olduk. Ve bugün de yine bir sporcumuz Eskişehir'de ortaokulda Türkiye şampiyonasında yarışıyor. Biraz önce işte programa girmeden önce telefonla görüştüm. İşte yine ikinci maçını almış. Yoluna devam ediyor. Hemen geri gelmez işte yapılacak olan yine bu Yıldız Amir takım kampına davet edildi bir sporcumuz. Evet şu an çalışıyor. Görüntülerde de ben. İsim de alabiliriz aslında. Selanur Aydın şu an işte Eskişehir'de. 2013, 2014, 2015, 2016 İstanbul şampiyonu. Ve çoğu maçları 14-0, 15-0 puan vermeden kazanabilen bir sporcu. Halk eğitimde ücretsiz programları yaparken bunları biz orada keşfettik. Ailesini çağırdık. Tabii biraz da sıkıntılı yani sonuçta bir gün görende yani maddi anlamda çok sıkıntıları olan bir aileydi. Dedik ki yani bunu biz de destekleyelim. Çünkü bunlar hep yani bayağı bir masraflı işte elbiseydi, kıyafetli, giydikleri her şeyi biz bir yol şekilde karşılıyoruz. Yol parası tabii yani, her evet. şey var. Yani. Dediler ki hocam yani biz size güveniyoruz. Sizin 2010-2011 falandı. Ve hemen işte bir iki sene içerisinde o kemerlerini falan kazandırdıktan sonra işte şu an şampiyonlarda, turnuvalarda inanılmaz şeyler yapıyor. Geçen yılda da işte yine milli takım kampındaydı. Bu sene inşallah artık onu da uluslararasında milli takım formasını giymiş olarak göreceğiz. Evet. Buradan başarılar diliyorum. İnşallah bugün de güzel sonuçlar alır kendisi. Milli takıma gönderdiğiniz kaç sporcu var acaba? Şimdi tabii bunları böyle hazırlıklı gelmedim ama işte aşağı yukarı biz 96-97 yılından beri işte Yıldızlar Milli Takım Kampı, gençler, büyükler, ümitler, şimdi 6 kategoride minikler hariç hep böyle bir kampları uluslararası şey oldu. Mesela bir Selçuk Aydın var işte yetiştirdiğimiz. O da işte İspanya'da uluslararası şampiyon olduğunda, işte evet. Çin'de dünya üçüncüsü olduğunda, Türkiye şampiyonlukları gibi. Bu da şimdi hani nasıl diyeyim, işte isimlerini orada işte sizlerle tamamen bahsettiğiniz gibi. Sizle birlikte yetişiyor herhalde. Tabii. Kendim yetiştirdim. Benim kendim yetiştirdiğim sporcular. Yani hani dışarıdan. Ben şöyle de bir şey gireyim böyle belediyelere vermeden. Ben yetiştirdiğim öğrenciler belli bir kategoriye geldikten sonra işte yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ücretsiz, bedelsiz artık tamam işte biz bunları artık karşılayamıyoruz. Çünkü artık işte kamplı Türkiye'de gitti geldi. Evet. Ortalama 1500, 2000, 3000, 4000 lira gibi paralar artık gitmeye başladı. Çünkü 2 gün süren cumartesi pazar şampiyonu 6 gün 7 güne çıkmaya başladı. Pazartesinden bir gidiyor sporcu. O bir pazartesi günü geliyor. 8 gün boyunca onun otel masrafı işte yol, yeme, konaklama vesaire evet. tamamen sporcuya ait. Ve büyük sıkıntılar yaşıyoruz. İşte bulunduğumuz belediyeler bize bu konuda hani araçta, gereçte vesaire yardım etmeye başladı ama ilk zamanlar çok sıkıntı yaşadık. Evet. Bu aralar işte sizin programlarınızdan artık yani buraya gelen yerel belediyeler olsun işte takip ediyorum ben de sizi ara ara. Çünkü amatör spor kulüplerini şu an çok az kanallar dile getiriyor. Teşekkür ediyorum size. Yani evet. bunları bir şekilde açığa kavuşturmak gerekiyor. Bunlar da olimpiyatlarda yarışacak olan sporcular. Bir gün Güren'de olimpiyat şampiyonu çıkarması için yani ben her şeyimi ortaya koyarken bürokraside çok mesela engeller gördüm. Gidiyorsun işte ya ilçe milli eğitim müdürüne takılıyorsun, ya işte okulun müdürüne takılıyorsun, ya belediye başkanına takılıyorsun, ya kaymakama takılıyorsun. Yani hani bunların biraz daha önünün açılması için siz de burada zaten izlediğim kadarıyla güzel şeyler yapıyorsunuz. İnşallah daha iyi olacak. Evet. Şimdi tabii bu tek taraflı bir olay değil. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun, ilçe belediyelerinin, hatta Büyükşehir Belediyesi'nin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da herhalde devreye girmesi gereken bir organizasyon olmak zorunda değil mi? Evet, bravo. Çok güzel bir aslında söylem. Biz çok, ben Nedim Kuşçu olarak yıllarca çok uğraş verdim. Evet. Yani kaymakamımıza gittik. İlçe Milli Eğitim Müdürü, siz olmadan olmaz dedik. Evet. İşte bakıyorsunuz işte olimpiyatların 2012 olimpiyatlarında işte bir Çin bütün Avrupa ülkelerini geride bırakıyor. İşte araştırıyorum yani Çin nasıl bu başarıyı kazanıyor. İşte anlatıyorlar diyor gittik okullara binlerce on binlerce çocuğu sokağa döktük işte veya parka bahçeye. Motorik özellikleri uygun olan kolu bacağı uzun olan işte baskette işte kuvvetli olanları işte atletizme bütün branşlar işte kaç branş var atıyorum işte şu an olimpiyatlarda yaşayan 25 branş var atıyorum. O 25 branşa uygun motorik özellikleri çocukları seçiyorlar. Hocalara, antrenörlere, buyurun kardeşim bu imkan sizin. Ama bakıyoruz, biz spor antrenörleri çok sıkıntılar çekiyoruz. Ama bugün bir Avrupa'da, İngiltere'de, Almanya'da bakıyoruz. En çok hani bu işte
maddi anlamda kazanç sağlayan antrenörler, beden eğitimi öğretmenleri. Bizim şimdi beden eğitimi öğretmenlerine bakın, atanmadan tutun. Bir sürü sıkıntılar yaşıyorlar. Yani biz şimdi milli sporcu yapıp da işte hemen direkt beden eğitimi okuyan öğrenciler çok yetiştirdik. Hakem yetiştirdik, antrenör yetiştirdik. Hani ona bakarsak hani bir tek sporcu yetiştirmedik, sporcuyla beraber de. Evet. Yani bu spora katkı sağlayacak antrenörler, hakemler de işte spor akademisine girmeleri noktasında işte her sene onların işte hazırlığını yaparak, onları işte besleyi hazırlayarak bir sürü aslında görev üstleniyoruz. Evet, bunlar çok önemli. Biraz daha sıkıntılardan bahsedelim isterseniz. Ne yapılması gerekiyor sizin ve sizin gibi tekvandoya hizmet etmek isteyen isimler için? Çok aslında basit. Öncelikle dediğim gibi yani hepsinin bir olması lazım. En yukarıdan. Yani aslında bir spora bakış açısı çok yüksek olan bir cumhurbaşkanımız var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken onun misyonu, vizyonuyla zaten sosyal belediyecilik başladı. O zaman başladı yani hani işte bize evet. Görmeye başladılar daha o zaman. İşte hemen takım kuruldu. İşte 99-2000 yılından sonra artık o resmileştirdiler artık. Ve resmi bir statüye geçirdiler. Şimdi işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi işte güreşte, judoda, tekvandoda baktığınız zaman olimpiyat dereceleri çıkaran bir duruma geldi. Mükemmel işte Sayın Kadri Topbaş da işte hemen bir Avrupa Dünya Şampiyonu olan al sana daire, al sana araba, al sana işte para. Yeter ki yapın. Mükemmel bir destek sağlıyor. Bunu istedim ki yani bir Bahçeliler gibi, işte bir Garsonpaşa gibi, işte bir Tuzla Belediyesi gibi o belediyelere hani yaptıklarını, yıllardır yaptıklarını bir gün gören de yapsın. Yani şu an Bağcılar yapıyor. Çok teşekkür ediyorum Bağcılar Belediye Başkanı'na da. Takip ediyorum programlarını, gurur duyuyorum. Yani o amatör spor kulüplerinin yaptığı malzeme yardımlarına arkadaşlarımız var. Gidiyoruz. Böyle tırla, kamyonla. Ne kadar güzel bir olay. Yani şimdi kullanmış olduğumuz malzemeler yıpranıyor. Bir bakıyorsunuz ki şimdiki paranın 80-100 lira. Alamıyorsun. 20 tane alsan 3000-4000 lira. Biz bu işi 50 lirayla, 40 lirayla halen aylık parayla yapıyoruz. Bir sevda işi bu. Merdiven altı tabiriyle yapıyoruz biz bunu. Ama olimpiyat şampiyonu çıkan, işte Avrupa Dünya şampiyonu çıkan hep merdiven altında çıkıyor. Bugün belediyelerimizin o mükemmel tesislerini baktığımız zaman bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazın 300-400 bin sporcuya ücretsiz spor yaptırıyor. Ama spor yaptırmak herkes yapabilir ama sporcu yetiştirmek için de bir şeyler yapmak gerekiyor. Yani okullara inip oradaki işte motorik özellikleri uygun olan, mesela Avrupa'da çocuğu bir DNA testi yapıyor. Onun motorik özelliklerinin DNA testine çıkıyor. Kuvvetli mi, dayanıklı mı, boyu 1.70 mi olacak, 15 yaşında boyu kaç olacak, 21 yaşında boyu kaç olacak, evet. İşte çocuğun kilosu kaç olacak, anneden babadan dayıdan bir işte kan örneği alıyor. DNA testine çocuğun işte boyu ne kadar uzar, işte kuvvetli mi, dayanıklı mı. Şimdi kuvvetli bir çocuk hani kalkıp da dayanıklılık yüklersek %15, %20 yükleyebiliriz biz antrenmanla. O yüzden hazır olan o çocuklarımızı tespit etmek gerekiyor. O da okul bahçelerine inip o çocukları oraya indirip onlara işte sporu çok iyi anlatmak. Ben bunu çok yaptım. Yani okulların sınıfına kadar girdim. İşte bu tekvando dedim. Sokaklara çıktım bu tekvando dedim. Alışveriş merkezinin sahnesine çıkardım çocuklara dedim ki bu tekvando. Görüntülerde eğer takip ettiyseniz bilmiyorum ama yani girmediğimiz yer kalmadı artık. Yani bu tekvandoyu tanıtmak adına yaklaşık 25-30 senedir. Ben Nedim Kuşçu olarak yani tek başıma her yere girdim. Hani o öğrencileri aldım. Gittim çarşıya, pazara. O tekvando elbiseleriyle insanlara işte bu tekvando siz de yapabilirsiniz, çocuklara siz de yapabilirsiniz diye diye buraya kadar taşıdım. Halen de taşımaya devam edeceğim. Ama eğer yerel belediyeler, kaymakamımız gerçekten çıkıp bizim yanımızda yer alırsa, özellikle o okul bahçelerine girip o çocukların motorik özelliklerine göre ayırıp işte sen evet tekvando, evet sen yüzme, evet sen tenis. Şimdi biz gidip bir yetilere tekvando koyarsak başarılı olamayız. Ama bir yetilere gittiniz, adam golf oynuyor. Yani herkes o semtine göre. Yani şimdi bizim belediyemiz yani motorik özellikleri en uygun yer. Güngören. Bir konu daha var. Özellikle gençlerimize buradan sesleniyorum. Ben spor salonu işletmecisiyim. Yani böyle kondisyon çalışabilecek, fitness çalışabilecek bir ortam da hazırladım ben. Gelen öğrencilere bakıyorum. Erkeklere böyle 17-25 arası böyle motorik özellikleri çok uygun olan. Bir tane Türk çocuğumuz yok. Yani Suriyeli. İşte Türkmenistanlı. Bakıyorsun Azerbaycanlı. O insanlar evinden, yurdundan kaçmış buraya gelmiş ve o sporu bırakmıyor. Hani bizim gençlerimiz? Yani o gençlerimizin artık o mahalle köşelerinden, kahve köşelerinden artık çıkıp böyle sporun içerisinde olmaları gerekiyor. Ve işte Yeşilay olsun Güngören'de işte bayağı bir bu konuda bize yardımcı oluyor. Geçen salonumuzu ziyarette bulundular.
Hani biz bu gençleri nasıl kurtarabiliriz? Şu an işte belediye ile kaymakamla üçlü bir şekilde onlar da şu an çalışıyor. Yani çünkü Yeşilay da bugün yani 19 Cumhuriyet kurulmadan kurulmuş bir aslında şey, ama çoğu kişi sorduğu zaman daha bilmiyor Yeşilay'ı. Yani bir şekilde bizim o çocuklarımızı bağımlılıktan kurtarıp, internet bağımlılığından, uyuşturucu, yani adına ne koyarsanız onlardan çekip işte bu şekil sahaları almamız gerekiyor. Evet. Tabii burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin de katkıda bulunabileceğini düşünüyoruz böylesi bir oluşuma. İzleyenler vardır mutlaka. Tabii belediyelerin de, burada ilçe belediyelerinin de aktif rol alması gerekiyor diye düşünüyoruz. Ben şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Burada amaç anladığım kadarıyla maddi getiri değil. Kesinlikle, evet. Şimdi bu konuda hemen konuya gireyim. İşte 30 yıldır ben bu işin içindeyim. 25 yıldır işte işletmecilik yapıyorum. Evet. Yani tabiri caizse üstündeki elbisemden başka bir şey yok. Yani bir öğrencilerim benim 10-15-20 yaşında işte 10 sene üstüne 5 sene yanımda spor yapıp işte şu an değişik meslekler yapanlar. İşte evimi aldım diyor, işte yazlığımı aldım diyor, arabasına geliyor. Baktığım zaman biz halen o sevdayla, o aşkla halen bir sporcu nasıl çıkarabiliriz? İşte bu Türkiye Şampiyonası'nda bunu da işte yapabilir miyiz? Aslında bu bir gerçekten iyi bir misyon, iyi bir vizyon. İşte evet. Bunu işte belediye başkanlarımıza söylediğimizde belediye başkanları diyor ki yani biz diyor zaten 40 bin kişiye spor yaptırıyoruz. Ya 40 bin kişiye spor yaptırmak ayrı, bir tane kişiyi çıkarıp işte o kürsüye, o Avrupa'ya, Dünya Şampiyonası'nın milli takımın o marşı okunurken, o bayrak yükselirken o manevi duyguyu o her gencin yaşaması gerekiyor. Biz diyoruz ki yani aslında tamam spor yapsınlar ama o sporun içinde iyi olanları da hani yardımcı olun bize, alalım onları da içine. Bakın yolda bir gün geliyorum, 3-4 tane çocuk işte birbirlerini kovalıyor böyle. Bir zıplıyor, işte atıyorum 5 metre birden zıplıyor. Gittim önünü kestim, sen bir daha zıplar mısın dedim, buradan bir zıpladı 5 metre. Ya dedim ki işte bir atletizmde işte bugün o zıplamada olimpiyat şampiyonu olan yabancılar var. Dedik ki nerede yapılıyor? Çocuk yani düşünebiliyor musunuz? Yani ne kadar aslında yetenekli çocuklarımız var. Onları tespit etmek, yani onların işte elinden tutmak. Yani belediyeler tabii ki şu an işte bir yasa çıkacak. En son eski İstanbul İl Müdürümüzün de bir programı canlı yayında izlemiştim. Aynı bu olaylara gerçekten parmak basmıştı. Bir şekilde bizim artık yani bunu okullara sokmamız lazım. Okul sporlarını işte mecburi hale getirmemiz gerekiyor. Yani beden eğitim derslerini, beden eğitim öğretmenini biraz daha okullarda fazlalaştırmamız gerekiyor. Mutlaka her okulun içerisinde bir kapalı spor salonu artık olması gerekiyor. Yani o çocuklar beton üzerinde koşmaktan, zıplamaktan vücut kutup başlıkları tıkanıyor. Artık bakıyorsun çocuklar işte 13-15-16 yaşında çocuklar artık 1.30-1.20 boyunda. Yani çünkü sert bir cisimde siz çocuk zıplattıkça o insanlar artık vücut kutup başlıkları tıkanıyor. Gelişmesi yavaşlıyor. Yani bizim şu an işte görüntülerde olduğu gibi 26 santim kalınlığı bir esneme payı yüksek mindelerde çocuk yükseldikçe o çocuk boyu da gelişir. Daha da sağlıklı bir şekilde büyür. Ama çocuklarımızı işte betonlara bir şekilde mahkum etmişiz. Özellikle okul bahçelerindeki o betonlaşma çocuklarımızı mahvediyor. Yani her okulun artık içinde bir kapalı spor salonu olmak zorunda. Buradan yetkililere de bir mesajımız olsun. Evet. Peki Türkiye Tekvando Federasyonu'nun yaklaşımı nasıl acaba? Aslında federasyonları şöyle bir önce federasyonla siyaseti şöyle bir kısaca özetlemek istiyorum. Evet. Biz böyle siyaset 1994-95 yıllarında işte biz bulunduğumuz semtte işte aktifiz. Herkes tanıyor. İşte bir X parti geliyor. İşte bir seçime girdiğinde bize teklifler yapıyorlardı. Hani siz de gelin. Gelin. Biz diyorduk olur mu hani bir sporcu nasıl hani siyaset yapar? Siyasetten bile konuşmazdık yani. Siyasetin evet. çok dışında kaldık biz yıllar yılı. Fakat kalmamızdan dolayı da işte bizim gibi amatör sporlarla uğraşanlar da bir köşeye itildi. Yani onlar da bizi görmedi. Hani biz onları ısrarla görmemezlikten gelince onlar da bizi haliyle görmediler. Yani bir siyaset yapan insanlar işte kürsüye çıktıkları zaman bir milletvekili işte merdiven altındaki bir spor salonu hiç görmemiş. Yani bizim haklarımızı savunabilecek bir bilgiye sahip değildi. Biz de şimdi son 3-5 seneyi biraz daha böyle siyaset yapan abilerimizden, milletvekillerimizden, belediye başkanlarımızdan böyle bu işi biraz daha böyle karşılıklı görüşmeler haline getirdikten sonra salonlarımıza davet ettik. Salonlarımızda bizim sporcularımızın oradaki aktivasyonlarını gördükçe daha da bir renkli bir görüntü oldu. Şimdi federasyonumuz da aşağı yukarı bir yine 10 yıla yakındır Metin Şahin, Sayın Metin Şahin. Vizyonu, misyonu çok geniş bir başkanımız.
Aynı zamanda kendisi işte ağır siklette bizim tekvandoda çok yüksek başarılı Avrupa uluslararası dünya dereceleri olan bir başkanımız. Bu işi bilen bir başkanımız. Yani misyonuna vizyonuna Avrupa'daki işte konumu, dünyadaki konumu çok yüksek. Ve Türkiye'deki tekvandonun da ben çok ileriye götürdüğüne inanıyorum. Çünkü bugün baktığımız zaman 2004, 2008, 2012 olimpiyatlarındaki başarı zaten federasyonun burada başarılı olduğunu gösteriyor. Kendisine de buradan selamlar gönderiyorum. Şu an tahminim eğer dönmediyse Almanya'da olması gerekiyor. Almanya bir VTF Başkanlığı Kupası'nda şu an çok yüksek bir katılımdan antrenör ve sporcularımız şu an bir yarış içerisinde. Tahminim yarın da orada sona erecek. Evet. Tabii burada şunu açıkça söylemek lazım. Hiç komplekse girmeden merdiven altında bu işi bir anlamda yaptığınızı söylediniz. Farklı bir şekilde yansıtabilirdiniz bunu. Yapmadınız. Açık bir şekilde desteğe ihtiyacınız olduğunu vurguluyorsunuz. Evet. Ama şunu da düşünmeden edemiyoruz. Eğer bu şartlar altında bu sporcular yetişiyorsa verilen destekten sonra acaba neler olur? Evet, şimdi teşekkür ediyorum. Rica ederim. Burada bizim son yapmış olduğumuz işte böyle görüşmeler, buradan Güngören Kaymakamımıza, Zafer Orhan Bey'e de şükranlarımı sunuyorum, selamlarımı gönderiyorum. Bizi çok seviyor, yani bizim yanımızda yer alıyor. Hani böyle randevusu gidip de kapısını çalabiliyoruz. Evet. Görüş alışverişinde bulunabiliyoruz. Özellikle o 23 Nisan 19 Mayıs gösterileri tabii ki biliyorsunuz işte statlarda, sokaklarda, okul bahçelerinde yapılıyor. Ben çok uzun yıllardır işte bu misyonu, vizyonu yükleniyorum. İşte gösteriler hep bize bir şekilde oranın işte kaymakamlarımızdan, belediyelerimizden olan işte ortak çalışmalarımız neticesinde insanların önüne çıkıyoruz. İşte tekvandonun, sporun önemini anlatmaya çalışıyoruz. Onlar da bize o imkanı sağlıyorlar. Biz de elimizden geldiğince orada o öğrencilerimizden oradaki o aktivasyonlara katılmaya çalışıyoruz. Yani aslında hani biraz daha yaklaşıldı aslında. Çünkü şu an işte diyorum ya, yani yukarıdan Cumhurbaşkanımız olsun, Başbakanımız olsun şu an bununla ilgili de yasalaştırma içerisindeler. Yani özellikle şu Milli Eğitim'in işte bu ders noktası eğer biraz da akşam ödevini işte böyle kaldırıp çocukların akşam daha çok işte sporla veya böyle sosyal çalışmalarla ilgili bir çalışma içerisindeler. İşte biz aşağı yukarı bir 10 yıldır mesela şöyle net bir şey anlatacağım. Bu önemli bir konu. Hı hı. Biz işte bir son 5 yıldır hani bir son 10'dan son 5 yılda özellikle dershanelere çok öğrencimizi verdik. Yani okulun veya başarısız olması veya okulun işte derslerdeki o artık eskiye bilemiyorum ne kadar bir sıkıntı olduysa herkes çocuklarını dershaneye yönlendirince vakit kalmadı. Yani akşam 5'te 6'da okuldan çıktıktan sonra 9'a kadar çocuk bir dershaneye gidiyorsa akşamleyin spora gelme şansı olmadı. Çok başarılı sporcuları biz dershaneye giderken kaybettik. Şimdi dershanelerin biraz daha böyle hani kapatılması değil mi de biraz daha böyle yumuşaması, biraz daha azalması, okullara biraz daha böyle destek gelmesi, biraz daha kalite gelmesiyle beraber dershanelere biraz çok ihtiyaç duyulmadı. Ben aşağı yukarı işte bu bir sene yakındır öğrencilerimde artış görüyorum. Bu da sevindirici bir olay. Yani tabii ki dershanede mutlaka önemli, okulda mutlaka çok önemli. Ama sağlam kafa sağlam vücut olur. Yani eğer siz çocuğa yani bu aktivasyonları yaptırmadan sadece çocuk obez olmuş, işte sırtında çanta işte görüyorum. Üzülüyordum yani nereye? Dershaneye. Evet. Şimdi obez olmuşsun artık yani yürüyemiyorsun, nefes nefese kalmışsın. Yani hani bir egzersiz yapsan en azından sağlığına kavuşsan daha iyi değil mi? Değil. Aile şimdi ısrarla işte hani okulda da başarılı olsun. Şimdi özellikle bu bizim yerel olsun ve bu hükümetin de eğer bu paketinde gerçekten belediyelere bir genç spor müdürlüğü kurulma olayı var. Belediyelere devretme olayı var. Yani belediyelerde bir bütçe ayırırsa bu çocukların ben mesela son Güngören Belediyesi'nin yapmış olduğu bir iki katkıdan da söylemeden vazgeçemeyeceğim. Teşekkür ediyorum. Güngören Belediye Başkanımıza da buradan. Yani sporcuların ödeneklerini yapıyor şu an. Evet. Gidiyoruz 3 gün önceden bir dilek çeviriyoruz. Eskişehir'de şampiyonamız var. İşte kaç sporcu gidiyorsunuz? 3 kişi alın işte 1500'de 2000'de deyip. Yani o desteği sağlamaya başladılar. Ama işte diyorum ya sizlerin de katkıları var. Gerçi amatör spor kulüplerine ve amatör sporlara böyle katkıyı çok az kanallar gösteriyor. Evet. Aslında kanallarımız bunu biraz diyeceğiz. Bugün bir futbol lisans sayısına baktığımızda tekvando ile aynı. Yani biraz bizim önümüzde. En yakın hani branşız. Bizde bizim de bir kitlemiz var aslında bakıldığı zaman. Yani işte bunu medyanın biraz daha bence öne alması gerekiyor. Evet. Bu arada dikkat çeken bir nokta sadece sporcu yetiştirilmiyor. Hakem ve antrenör de yetiştiriliyor kulübünüzde. Evet. Bunu biraz daha açabilir miyiz acaba? Şimdi
Motorik özelliklerine uygun. Yani bakıyoruz işte çok ağırlıklı. Çünkü hakemlik mertebesi çok farklı bir olay. Hakem, evet. Hakem yani düşünebiliyor musunuz? Yani hakemsiniz, çocuğunuz da çıkabilir maça. İşte yeğeniniz de çıkabilir. Kendi spor salonunuzdaki bir öğrenci de çıkabiliyor. İşte o yüzden karakterik yapısı yüksek olan, kişiliği yüksek olan kişileri gördüğünüz zaman evet siz bunu yapabilirsiniz. İşte yaşınız uygun. İşte çünkü denge okul mezunu olması gerekiyor. İşte evet bakın her şeyimiz uygun. Gelin hani siz de bu işin içinde olun deyip de hakem yaptığım. İşte evet böyle baktığınız zaman hakemliğin yanı sıra antrenörlük de çok böyle zor bir iş. Yani çünkü yani fedakarlık istiyor. Sakin olmak gerekiyor. O tür öğrencilerimi de hemen antrenörlüğe yöneldim. Şu an var öyle antrenörlerim. Şu an okullarda antrenörlük yapan, beden eğitimi öğretmenliği yapan. Veya işte çocuk okulunu bitiriyor. İşte bakıyorsun puanı düşük. İşte spor şeyi çok yüksek. Hemen onları besliyor, hemen hazırlıyorum. 3 ay, 5 ay, 1 sene kadar hemen işte hangi üniversiteye işte yerleşecekse onun hemen çalışma programını hemen indiriyoruz. Tesisimiz güzel. Hani en azından merdiven altı ama yani o her şey temiz, hijyenik. Çocuklarımızın rahat çalışabileceği bir ortam. Ruhsatlı. Devamlı işte şu an özellikle dopingle ilgili de çok büyük çalışmalar var devletimizin. Yani işte 2 senede bir, senede bir denetlenirken şu an 3 ayda bir, 6 ayda bir denetlenmeye başladık. 3'er 5'er kişi salonumuza hiç anısızın girip denetleyebiliyorlar. Sevindirici bir olay. Yani bu güzel bir olay. Yani hoşuma gidiyor. Yani bir lavabodaki peçeteyi soruyor yani. Evet. Bırakın ruhsatı artık. Lavabodaki peçete eksik diye peçete eksik diyor. Evet. Bu da güzel bir olay. Gerçekten ya merdiven altı tamirini kullanmak pek doğru değil aslında ama imkansızlıklar içerisinde maalesef bu doğrultuda çalışmalar yapılıyor. Peki kulüpte kaç antrenör var? Şimdi 2 tane arkadaşımız böyle yetiştirdiğimiz bize asistanlık noktasında yardımcı olabilecek kişiler var. Çünkü bizim şu an hani tesisimizde 2 tane antrenöre ücret verecek, işte onun işte sosyal güvencesini sağlayacak kadar çok böyle güçlü değiliz maddi olarak. Evet. Çünkü biz işte şu şampiyonlarda, uluslararası Avrupa'da yarışan sporculardan işte çoğundan para alamıyoruz. Şimdi 5 senedir, 6 senedir çocuk yani gelip sizin orada spor yaparken aylık 50 lira, hadi ver 50 liranı diyemiyorsun. Haliyle hiç tanımadığın bir insanın çocuğuna ücretsiz, kendi tesisinde elektriğini ödüyorsun, suyunu ödüyorsun, kirasını ödediğin bir yere ücretsiz o çocuğa hizmet veriyorsun. Bakıldığı zaman mantıksız, bilmiyorum yani dışarıdan yani şaşıranlar da var. Evet, o diğer işte o gelen yeni olan öğrencilerden aldığımız 50 lira, 60 liradan işte 12 bin, 3 bin, 4 bin yapıp işte kiramızı, elektriğimizi, suyumuzu, geçimimizi sağladıktan sonra da bir sevdiğim, bir aşkla yolumuza devam ediyoruz. Yani şu an bizim 2 tane, 3 tane antrenör çalıştıracak yani bir gücümüz yok yani. Yani evet. Kendimiz ancak işte yapıyoruz. Temizliği de kendimiz yapıyoruz. Sekreterliği de kendimiz yapıyoruz. Bir şekilde uğraşıyoruz yani tesisimizde. Ama severek yapıyoruz. Evet. Peki başka ilçelerden gelen çocuklar oluyor mu, gençler oluyor mu acaba kulübe? Şimdi çok güzel bir konuya değindiniz. Bakıyorum Bakırköy, Bahçeli Evler'den işte telefon geliyor. İşte tekvando diyorum ki hayır yani Bakırköy'den buraya gelemezsiniz. Yani uzak diyorlar ki yani biz Nedim Kuşçu'ya geleceğiz. Yani artık insanlara bakıyorum bilinçlenmiş. İşte internetten seni ne yapmış, ne etmiş, yani rengine kadar, kişiliğine kadar artık yani bir şekilde araştırıyor insanlar. Yani Bakırköy'de olsa, 10 kilometrede olsa, 9 kilometrede olsa o çocuğunu bizim oraya taşıyabiliyor. Israrla taşıyanlar var. Eşi tabii o gün yok bir konu anlatacağım, o da güzel bir hikaye. Bayanın işte arabanın içine, minibüsüne diyor ki belli ki çocuk elbise giymiş. Spora gidiyorsunuz yani hani nereye gidiyorsunuz şimdi siz işte Bakırköy'den? Genç Osman hani Güngören'e doğru gidiyorsunuz. Hani millet Bakırköy'e doğru gidiyor. Çünkü orası daha çok hani tesisi olan, bol olan bir yer. Biz Nedim Kuşçu'ya gidiyoruz demiş. Yani insanlar artık yani bir markaya, bir isme gidebiliyor. Yani burada bir spor salonu var. Hadi biz hemen oraya geçelim edelim demiyor insanlarımız. Bu çok güzel bir olay. Ben bununla ilgili böyle birkaç tane gelen öğrenci velilerimizden ilgili böyle sıkıntılar yaşadım. Hatta böyle kırdığım da oldu. Geliyor bir baba işte 1.90 boyunda çocuğunu kolundan tutmuş. İşte bu ağlıyor, sızlıyor. İşte arkadaşlar buraya spora geliyormuş. İşte bu da buraya gelse kaç para? Şimdi bu bizim işte spor kültürümüzü gösteriyor. Yani çocuk ağlıyor. Artık yani o noktaya gelmiş. Gelip de senin diploman var mı? Bu işte ruhsatlı mı? İşte burada neler yapılıyor? Hangi spor branşları yapılıyor demiyor da. Direkt söylediği kelime işte kaç para? Üzücü bir olay bu.
İşte bunu kendilerine de anlattım. Ya işte dışarıda oturuyoruz arkadaşlarla. Bakıyorsun 14-15, 17 yaşında böyle çok güzel delikanlı çocuklar. İşte kaç para, işte elinde tespih, birinin işte ne bileyim belki elinde sigara. Diyorum ki hemen burayı terk edin. Yani öyle olmaz. Yani başka bir spor salonuna giderken böyle böyle gidin. Hani burayı kaybettiniz ama diğerini kaybetmeyin. Yani gittiğinizde evet, bu usluplan gideceksiniz. Yani çevremizde, sağımızda, solumuzda, arkadaşlarımızdan bu konuda da örnek davranışlarımız var. Herkese de tavsiye ederim. Yani o çocuklarımızı kazanmamız gerekiyor. Ama bir tek bizden olmuyor. Okulların içine, işte park bahçelerinin içine gidip sokaklara çıkıp tanıtabildiğimiz kadar evet tekvandomuzu tanıtmaya çalışıyoruz. Halen de tanıtmaya devam ediyorum. Halk eğitimde olsun, işte park bahçelerde olsun, alışveriş merkezlerine şu an çok güzel, biraz da belki de hani kural gereği bu tür aktivasyonlar yapmak zorundalar. İşte hemen işte yer alıyoruz işte öğrencilerimizden. O yetenek avcıları vesaire gibi böyle insanları sokaklarda, caddelerde. Evet aslında güzel çalışmalar var ama şu olayı işte özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza da buradan bir mesaj yayınlamak istiyorum. Yani tabii ki 300-400 bin kişiye veya işte 3000-5000 kişiye spor yapacağız ama onların içerisinde motorik özellikleri iyi olan en azından hani mesela atıyorum 10 bin tane sporcu çalışıyorsa yani 3 bin tane de antrenör olsun. Yani böyle sporcu yetiştiren antrenörler de olsun. Yani o motorik özellikleri uygun olanları tespit edip mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başarısı tartışılmaz. İşte Garsonpaşa'nınki tartışılmaz ama baktığın zaman işte Adana'nın en iyi sporcusunu transfer edebiliyor, gücü var. Hayır yani Adana'dakini de almasın. Adana Büyükşehir Belediyesi kendi sporcusunu orada çıkarsın. Yani biz gidip de Mersin'den, Adana'dan almayalım. Yani İstanbul'da yani bu kadar genç çocuğumuz varken, bu kadar motorik özellikleri uygun çocuklarımız varken bunları teşvik amaçlı bunları bir şekilde kazanabiliriz. Evet. Son bir soru. Tabii tekvando bir uzak doğu sporu. Sadece fiziksel temas değil herhalde burada amaç. Bu sporun felsefesi de öğretiliyor bildiğim kadarıyla. Evet, uzak doğu sporları işte bizim tekvando Kore sporu. Evet. Uzak doğu ülkelerden gelen işte 2000 yıldır yapılan. İşte daha önce aslında böyle tarihine baktığım zaman insanlar çocuklarını vahşi hayvanlara karşı korumak için başlamışlar bu spora. Evet. Daha sonra işte böyle savaşlar başlayınca işte biraz savaştan hale getirmişler. Daha sonra modern bir artık ülkeler haline gelince bu sefer işte bunu spor sahalarına taşıyıp ülkeler arası işte kendi yarışlarını işte bir ülke çıkıp işte bir şampiyon olduğunda veya bir sporcu çıkardığında ülke gücünü o şekilde göstermeye başladı. Eskiden birbirini döverek, vurarak işte hani ne bileyim bu tarz diye düşünülüyordu uzak doğu sporlar ama şu an artık olimpiyatlarda yarışma haline gelen bir spor branşı. O yüzden hani böyle o olaya böyle çok farklı bakmak gerekiyor. Yani o uzak doğu kültürü de gerçekten bizim kültüre çok yakın. Yani işte spor yapan, uzak doğu spor yapan bir çocuğu şöyle bir çağırdığın zaman bir duruşu bile gösteriyor kendini. Çok yaşadım onu yani. Böyle 3-4 tane arkadaş oturuyoruz. İşte 2-3 tane çocuk okuldan çıkınca işte sporcu olan hemen koşup yanımıza gelip diğerlerinin o el kol hareketleriyle onun o duruşu hemen belli ediyor. Bu sporcu mu diyorlar? Yani bu kadar aslında net bir şey. Uzak doğu kültürü bizim kültürümüze çok yakın. Evet. Peki Sayın Kuşçu çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Programımıza katıldığınız için başarılar diliyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba? İlginize, alakanıza, Akit TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Değerli izleyenler, Spor Aktüel'de ilk bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde basketbol konuşacağız. Kısa bir aranın ardından karşınızda olacağız. Değerli izleyenler, Spor Aktüel devam ediyor. Basketbol konuşacağız programımızın ikinci bölümünde. Fenerbahçe dün akşam gruptan çıkmayı resmen ilan etti. Çünkü Euroleague'de top 16 mücadelesi sona erdi. Son maçını kaybetmesine rağmen Sarı Lacivertler daha önce grup liderliğini garantilemişlerdi ve çeyrek finale yükseldiler. Çeyrek finaldeki rakip İspanya'nın güçlü takımı Real Madrid oldu. Fenerbahçe Real Madrid'le 3 maç oynayacak ve daha doğrusu 3 sayısına ulaşan takım turu geçecek takım olacak. Final 4'a yükselecek. Diğer yandan Euro Cup'ta da Galatasaray Türkiye'ye sevinç yaşattı. Sarı Kırmızılılar finale yükseldiler. Finalde rakip Strasbourg oldu. Ancak öncesinde Gran Canaria ile yapılan rövanş maçı kolay geçmedi. Sarı Kırmızılılar 13 sayı farkla yenilmelerine karşın tur atlamayı, finale yükselmeyi başardılar.
Final yolunda son mücadele, hava atışı. Galatasaray Odeabank Euro Cup yarı final rövanşında İspanya temsilcisi Gran Canaria 94-81 yenilmesine karşın ilk maçı 14 sayı farkla kazanmanın avantajıyla finale yükseldi. İstanbul'daki ilk maçı 89-75 kazanan sarı kırmızılı ekip büyük çekişmeye sahne olan ve uzatmaya giden rövanşta rakibine 13 sayı farkla yenilerek adını finale yazdırdı. Galatasaray Odeabank finalde Fransa temsilcisi Strasbourg'la karşılaşacak. Albert blok geldi. Blok geldi. Oldu. Oldu. Evet, Galatasaray finalde Strasbourg'la, Fransa'nın Strasbourg takımıyla karşı karşıya gelecek. İki maç üzerinden oynanacak final ve sarı kırmızılılar kupayı Türkiye'ye getirmeyi hedefliyorlar. Euro Cup'ı Türkiye'ye getirmeyi hedefliyorlar. Şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe'yi değerlendirmeye çalışacağız. Basketbol camiasının önemli isimlerinden biri antrenör ve yorumcu Necat Sayman şu anda telefon hattımızda. Sayın Sayman, merhaba. Hasan'cığım, iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, Galatasaray'la başlayalım. Zor oldu Gran Canaria karşısında. Galatasaray zorlandı, uzatmaya giden bir maçtı. Böyle bir maç bekliyor muydunuz? Önce onunla başlayalım. Evet, bekliyordum. Öncelikle maç sonu yorumlardan dolayı üzüntülüyüm. Çünkü Galatasaray'ın galibiyeti ve finali biraz küçümsendi diye düşünüyorum. Yani Euro Cup'ta Galatasaray çok güçlü bir takım olabilir. Belki Euro League kadrosu olabilir. Bunların hepsine katılıyorum. Hatta şu dün akşam, önceki akşam seyrettiğimiz maçlardan sonra hani Galatasaray bu kadrosuyla orada olsa son 8'e kalır mıydı? Bence kalabilirdi yani, o güçte bir takım. Fakat kupaların da kendine göre bir havası ve oranın da rakipleri vardır. İşte Gran Canaria zaten oranın çok istikrarlı bir takımıdır. Uzun senelerdir Euro Cup'ta oynayan ve Euro Cup'ta başarılı olmuş bir takımdır. Asla bir Euro League takımı değildir. Çok olacağını da tahmin etmiyorum bütçeler itibariyle. Ama oranın iyi takımıdır. Kendi sahasında müthiş basketbol oynayan bir takımdır. İşte tempoyu yakaladığı zaman çok tehlikeli bir takımdır. Galatasaray takımı daha iyi basketbol o gün oynayabilir miydi? Evet, o gün oynayabilirdi. Daha iyi savunma yapabilirdi. Bir şeylere daha fazla dikkat edebilirdi. Topları, temponun daha düşmesini sağlayabilirdi. Fakat işte maçların da kendine özel hikayeleri oluyor, işte hep söylerler ya. O günde rakip takımın da oynadığı basketbola, maç stratejisine, emeğine de saygılı olmak lazım. Galatasaray takımı öyle bir günde oradan bir final çıkartabildiyse mutlu olmamız lazım. Öncelikle Türk basketbolu biraz bence fazla abartılıyor diye düşünüyorum. Yani şöyle abartılıyor. Tamam, harcanan para olarak, gelen oyuncuların kalitesi olarak ligimiz iyi bir seviyede ama sonuçta baktığınız zaman Avrupa'da ortalarda yokuz. Yani her sene iki tane final oynayan, iki tane Final Four oynayan, hep sürekli kupa kazanan filan bir ülke değiliz. Bir takım yatırımlarımız var, kendi ülkemize aldığımız organizasyonlarda başarılıyız. Milli takımlarda kendi evimizde olduğumuz takdirde başarılı oluyoruz ama onun dışında hiç yokuz ki. Yani dolayısıyla Aydın Örsün kazandığı Oraç Kupası'ndan sonra Ergin'in Beşiktaş'ta kazandığı bir tane kupa var şimdi. Onun dışında ortalıkta bir kupa yok. Hani Ufuk'un Karşıyaka'da 2-3 yıl önceki bir FIBA Euro Challenge finali var. Zamanında Tofaş'ın bir kupa galipleri finali var. Efes Pilsen'in yine aynı şekilde benim de olduğum kadrodur o. Torino'da bir Avrupa Kupası finali vardır. Ama sonuçta kazanılan kupa 2 tane. Oynanan Final Four adedi çok az. Demek ki Galatasaray'ın bu finali asla küçümsenmemeli. Çok zor bir rakiple eşleştiler. İyi bir Euroleague takımıydı. Sezon başında Fenerbahçe ile aynı grupta olduğunda Fenerbahçe'yi Fransa'da çok spektaküler bir oyunu çok farklı yenmişlerdi. Hiç kimsenin beklemediği bir maçtı. Fransızlar çok atletik, çok koşan, çok sıçrayan oyunculardan kurulu olduğu için çok tehlikeli takımlardır. Koç Vincent Cole çok değerli bir antrenördür. Çok iyi antrenördür. Le Mans'dan başlayan bir süreci vardır onun antrenörlükte, Avrupa'daki başarısı Euroleague'de. O zamanlar o Le Mans'dayken ben Euroleague yorumcusu olduğum için bütün maçlarını naklen yayınlamıştık ve oradan dolayı zaten çok yakından tanıyorum, takip ediyorum Vincent Cole'yi. Fransa milli takımının antrenörü. Şimdi Fransa milli takımının antrenörü olmak öyle kolay bir şey değil. Avrupa şampiyonu olmuş bir Fransa takımı vardı, biliyorsun. Seyretmiştik hep beraber. Dolayısıyla çok zor bir takım. İlk maçın Fransa'da olması avantaj mıdır? Avantaj olabilir. Şöyle ki, hani Galatasaray seyircisiyle beraber başka bir basketbol oynuyor. Buna katılıyorum. Fakat ilk maçta Fransa'da işler beklediğimiz gibi gitmezse,
Yani Galatasaray tempo ayarını yapamazsa, hücum reboundlarına izin verirse o zaman çok farklı şeyler ortaya çıkabilir. Çünkü iyi bir kadro aynı zamanda. O zaman ikinci maç tabii bizim için sıkıntılı olabilir. Bu şunu kastetmek istiyorum. Stresler devreye giriyor. Stresler devreye girdiği zaman işte o Fransa'daki maçın sonucu için bir an evvel o sonucu örtbas edip öne geçmek, finali kazanmak için bir stres ortaya çıkabilir. Bu kötü olur. Onun için Galatasaray mutlaka çok düşük tempoda içeriği kullanarak, mümkün olduğunca az top kullanılan bir maçı tercih ederek oynaması gerekir diye düşünüyorum. Sonuçta da en doğruyu Ergin Ataman bilir diye düşünüyorum. Galatasaray'da iyi şanslar biliyorum. Evet, herhalde ilk maçta kilit cümle iyi savunma olacak. Ne dersiniz? İyi savunma olacak. Onun dışında bence çok yüksek bir tempoda oynaması gerekir Galatasaray'ın İstanbul'da. Hı. Çünkü şimdi rakip sahada oynarken düşük tempodan geri adım atıyorum dikkat edersen, ama kendi evinde olduğun zaman da bence çok müthiş bir kadro var tribünde. Olağanüstü bir seyirci var. Bu Oktay Mahmut'un 2012'deki Galatasaray takımındaki bir şeyi vardı. Euroleague macerası vardı. CSKA'yı İstanbul'da inanılmaz bir gösteriyle yenmişlerdi. O zamanlar inanılmaz pankartlar yapıyorlardı kocaman. Yani rakip takım şaşırıyordu. O zamandan başlayan olağanüstü bir Galatasaray seyircisi var Abdi'de, işte takımına inanmış. Aynı seyirci gene olacak. Şimdi böyle bir seyirci yakalamışken yüksek tempoyu yakalamak lazım. Burada mümkün olduğu kadar farklı kazanmak lazım ki oraya biraz rahat gitmek lazım. İşte o zaman tempoyu daha rahat organize etme şansı olabilir diye düşünüyorum Galatasaray'ın. Dolayısıyla Galatasaray takımı önce Fransa'da düşük tempolu bir basketbol, üstüne yani kazanmasa da az farklı bir yenilgiyle İstanbul'a gelirse bir dakika, ben şeyleri karıştırdım değil mi? Şu anda ilk maç İstanbul'da, pardon, özür diliyorum. İlk maç İstanbul'da, ikinci maç Fransa'da değil mi? Evet. Tamam. Şey, ilk maçta İstanbul'da mümkün olduğu yüksek bir tempoyla Galatasaray takımının mümkün olan en iyi farkı yakalaması gerekir. Ben yine bu şeyden çok emin değilim. İlk maç Strasbourg'da mı, İstanbul'da mı, orayı bak şu anda çok net hatırlayamadım. Neyse, sonuçta yani iki taraflı bir maç olduğu için mümkün olan en önemli sonuç, deplasmanda kazanamıyorsak da az farklı bir yenilgi, İstanbul'da yüksek tempoda mümkün olduğunca büyük bir fark diye söyleyebiliriz. Galatasaray'da iyi şanslar dileyelim. Evet. Sayın Sayman, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler, Galatasaray'ın Strasbourg'da oynayacağı maçlara ilişkin basketbol antrenörü ve yorumcusu Nejat Sayman'ın yorumları böyleydi. Sarı Kırmızılar çok önemli bir sınava çıkacaklar. Kupayı Türkiye'ye getirmek istiyorlar. Fenerbahçe'de Final Four için sahaya çıkacak. Real Madrid'le karşı karşıya gelecek. Spor Aktüel'de tabii önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda basketbola daha çok yer ayıracağız. Ve takımlarımızın Avrupa maçlarında geniş bir biçimde analiz etmeye çalışacağız. Programımız sona eriyor. Haftaya yine aynı saatlerde karşınızda olmak dileğiyle iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.